Merhaba, hoş geldiniz. Size bugün dünyanın en güçlü sporcularından bahsedeceğim. En güçlü sporcular için kullandığımız test nedir acaba? Onun hakkında da size kısa bilgi vereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olabilirsiniz. Dünyanın en güçlü sporcuları denince aklımıza bu arkadaşlar geliyor. Tabii en ağır kaldıranlar, demir adam yarışmasındaki sporcular, bunlar da takdiri değer arkadaşlar. Ama unutmayınız ki bir spor dalında performans testi dediği zaman karşınıza çıkan test sayısı 300 gibi inanılmaz yüksek bir rakamda. Ve her spor dalı içinde farklı testler öncelik taşıyor. Peki benim size burada referans olarak önereceğim test nedir? VO2 Max yani VO2 Max. Bu aslında bir metabolizma ve aynı zamanda vücudumuzda kasların oksijen tüketimiyle ilgili olan bir test. Kaslarımız ne kadar çalışırsa oksijen tüketimimiz o kadar yüksek oluyor. Ve buna da biz Maximum Oxygen Consumption, MOC, yani maksimum oksijen tüketim adını veriyoruz. Aerobik kapasitemizi ölçüyor. Ve gördüğünüz üzere erkeklerde 1 litre bile kilogram dakika olmak üzere 35-40, kadınlarda 27-31 değerleri var. Ortalama olarak 35-40, yani erkeklerde 40'ı en yüksek değer kabul edelim. Ondan sonra kadınlara geçelim. Kadınlarda da 30'u en yüksek değer olarak kabul edelim. Peki elit atletler ne kadar? Elit atletler yaklaşık 70-80. Yani erkek bir atlet normal erkeğe göre 2 kat yüksek bir kapasiteye sahip. Peki doğadaki dostlarımız, bakın yarış atları 180 mililitre. Alaska yarış köpekleri 240, yani normal bir insana göre 6 kat daha yüksek bir aerobik kapasiteye sahipler. Yarış köpeklerinde ciddi yüksek kapasiteleri var. Ama maalesef onlar bile bu sevimli Alaska köpeklerinin eline su dökemiyor. Yani şampiyonumuz Alaska köpekleri. Peki bizde kim var? Oscar Svensson, Norveçli bisikletçi, değeri 97,5. İkinci sırada ise kayakla cross dalındaki iki Norveçli sporcu var. Harald Bjerke ve Bjørn Dahl. Değerleri 96. Üçüncü sırada gene bir Norveçli var. Norveçler bütün dereceleri toplamışlar. Kurt As Alvesen'in de VO2 Max değeri 93. Bisikletçilerin değerlerinin yüksek olması şaşırtıcı. Bakın 3 tane burada Fransa bisiklet şampiyonu var. 92,5, 84,6 ve 88. Le Monde, Froome ve Undrain. Bisikletçilerin VO2 Max değerlerinin yüksek olması tesadüf değil. Kadınları da unutmayalım. Jean Benoit, 84 Los Angeles Maraton altın madalyası kazanan sporcu. Bakın bisiklet niye önemli? 21 etaplı 2 dinlenme günlü, 23 günlük ve 3329 kilometrelik Fransa bisiklet turu tamamıyla büyük bir yarış. Ve özellikle Fransızların çok sevdiği bir yarış. Çok renkli ve dünyada en çok izlenen ve Fransa turunda 23 günlük içerisinde gerçekleştiren 21 etabı yaklaşık 2 milyon kişi izliyor. Bu gördüğünüz etapta efsanevi yokuş etabı, zirve etabı Alpe d'Huez. Fransızların bir sözü var. Olimpiyatların hangi yılda yapıldığını hatırlayabilirsiniz ama hangi ülkede yapıldığını hatırlamanız çok zor olur. Şöyle denirler. 4 yılda bir olimpiyatlar olabilir. Bunlar genellikle Kore'de, Los Angeles'ta veya Kanada'da yapılır diye hatırlayabilirsiniz. Ama unutmayacağınız bir şey var. O da nedir? Fransa bisiklet turu her sene Fransa'da yapılır. Onun için Fransızların gururu sayılabilecek ama çok yüksek dayanıklı oranı olan ve gerçekten modern spor gladyatörleri diye adlandırılabilecek sporculardır bisikletçiler. Ve sıcakta en güç koşullarda bile kendilerini bekleyen bu kalabalık hayranların arasından zirveyi bitirip finişe gitmek için insanüstü bir mücadele verirler. Boş zamanınız olursa dünyadaki 3 büyük bisiklet turu var. Bunlardan bir tanesi Giro, bisiklet demek, İtalya turu, Tour de France, Fransa bisiklet turu ve La Vuelta, İspanya bisiklet turudur. Özellikle Eurosport'taki olan canlı yayınlarda yorumcularla renkli zamanlar geçirebilirsiniz. Helikopterden de inanılmaz görüntülerle küçük bir turistik gezi yapmış olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.